İsviçre'de büyüdüm. Daha sonradan Türkiye'ye geldim. Tarımla uğraştım. Tarlada bir iki saat kadar uyudum. Dedim ki ya burası beni çağırdı galiba ve ben acayip de mutlu oldum şu an, çok güzel. Sanırım anlaşacağız biz ve aldım burayı. Özgürlük zaten o. İstediğin an istediğin şeyi yapabiliyor musun? Yani aslında iki kişi görünsek de biz birçok kişi gibiyiz birbirimiz için. Arkadaşım gibi. Canım benim. Lavanta yağı, sabun yapıyoruz. Yüz kremi, vücut kremi, diş temizleme tozu. Pazarlarda yer alıyoruz. Sağlık sorunları yaşadık biz 2022 yılında. Devrim bir beyin ameliyatı geçirdi. Ben kalbimden ameliyat oldum. Ya aslında büyük şehirde daha çok para kazanan kişinin de harcaması ona göre çoğalıyor. Tabii. Mesela aylık kaç parayla burada geçiniyorsunuz? Seçimden önce 1000-1500 lira bize yetiyordu. Şu an 2000-2500 falan. Şehir hayatında uyum sağlamak için bir kafede oturmanız gerekiyor. Ona Bir göre lokantaya düşün. gitmeniz gerekiyor. Ama bunlar için mecbur tutuluyorsunuz. Yoksa o iş yerinde tutunamıyorsunuz bile. De kendine yetebilir bir çiftlik ve doğaya saygılı bir çiftlik olarak plan projesini yaptım ve bunu köy halkına da sunmak istedim. Gereksiz yere kullanılan ilaçlar, zehirler. Bunları aslında yapmadan da çok güzel bu tarımı yapabilirler. Kabul görmedi. Reddedildim. Tarım Bakanlığından da aynı şekilde reddedildim. Güldüler ya bana. Eğer yaşamak istiyorsan bir yerde o sana geliyor. İsteğin varsa bir iki adım atacaksın. Oraya doğru bostan şeklinde böyle ektiğimiz biber, domates, patlıcan hepsi bunun içinde. Burası tavukların kaldığı yer. Güvercinlerimizin kaldığı yerde burası. Vardı. Şu an 4 tane kaldı. Elmamız da bu sene ilk kez meyve verdi. Bak nasıl güzeller. Bu bizim distilasyonumuz. Soğuk pres makinemiz. Evinize girdiğim zaman böyle beni ilk dikkatimi çeken renkler. Merhabalar sevgili Nurdan ve Devrim. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş Hoş bulduk. geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Sevgili Aysel abla Amerika'dan Evet. burada sizinle karşılaşmış Evet. Dalaman pazarında ve sizi çok sevmiş. Muhakkak tanışman gereken insanlar olduğunu söyledi. Buraya geldik. İyi ki gelmişim. Öncelikle kamera arkasında yapmış olduğumuz sohbetten sonra söyleyebilirim ki bir arkadaşlığın, dostluğun temelleri atıldığını düşünüyorum. Biz de Sağ öyle olasın. Biz de düşünüyoruz. öyle düşünüyoruz. Eksik olmasın Aysel abla da senin gibi Bu güzel bir arada insanı tanıştırdı. düzeltelim. Dalaman değil, Dalyan Öyle pazarı. mi? Çok pardon. Ben kelime belki aklımda yanlış Evet. kalmış olabilir. Evet. Bana evinizi açtığınız için ve birazdan hayatınızın detaylarını açacağınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Ne demek? Memnuniyetle. Bölümümüze başlayalım. Kısaca kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Nurdan, aslında ben normalde kadınlarla başlıyorum ama Evet. sen biraz heyecanlısın. İstiyorsan Biraz. devrimle başlayalım. Belki bu Önce aşamada evet. sen de rahatlarsın. Sen de başlayalım Devrim. Tabii. Ben Devrim. 1972 doğumluyum. İsviçre'de büyüdüm. Daha sonradan Türkiye'ye geldim. Tarımla uğraştım. Hayatımın çoğu bölümünde tarımla uğraştım. Nerede? İşte Türkiye'de Fethiye'de başladım. Orada bir ufak bir yerimiz vardı. İşte rahmetli annem de vardı o zaman onunla beraber. Daha sonra Fethiye çok fazla dolmaya başladı. Artık şehirleşmeye başladı. Ki biz de artık böyle bir insanız böyle. Çok da kalabalık olmasın. Olsun az bir şey olsun ama böyle yani bir rahat nefes alabileceğimiz camdan baktığım zaman direkt birisi karşıma gelmesin gibisine. Hayatı çok benimsediğimiz için. Hep çiftçilik mi yaptınız? Başka Evet. işleriniz olmadı mı? Oldu aslında yani. Onun yanı sıra tabii ki çok böyle sağda solda işler yaptığım oldu turizm olarak. Fakat tabii bunlar doyurmuyor yani. Ruhen doyurmadığı için toprağı benimsemiş bir insanız. Seviyorum. Toprağı seviyorum. Bitkiyi seviyorum. Hayvanları seviyorum. Şu anda neredeyiz? Şu an Dalyan Tepe arasındayız. Bir ovadayız. Yani tamamen hiçbir yerleşimin olmadığı bir yerdeyiz. Ovanın tam ortasında bir çiftlikteyiz. Şimdi Bizim birazdan çiftliğimizdeyiz. detaylarını alacağız. Tabii. Nurdan, seni tanıyalım. Ben de 1972 doğumluyum. Elazığ'da doğdum. Aslında oralı değiliz ama babam askeriyedeydi, astsubaydı. Türkiye'nin birçok ilini gezdik. Daha sonra üniversiteyi Ege Üniversitesi'nde bitirdim. Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri. Ama o mesleği hiç yapmadım. Asker çocuğu olmak ve Türkiye'nin birçok yerini gezmek güzel bir şey mi? Çok güzel. Çok güzel. Bir yandan da kötü, eğitim açısından kötü. Çünkü bölük pörçük eğitimler alabiliyorsunuz. Tayin oluyor bir şehir, bir şehir. O şekilde Ama biraz birçok bölünmüş kültürü bir eğitim. tanıyayım. O yönden çok iyi. Genelde doğudaydık. En son emekli olmadan önce İstanbul'da bulunduk. Daha sonra İzmir. Bu şekilde. İstanbul'da ne kadar süre yaşadınız? 3 sene. Yani liseyi orada okudum. Hmm, anladım. O aileyle.
ailem. Siz nerede tanıştınız? Nasıl tanıştınız? Devrim anlatsın bunda. Tamam. Ya Nur'dan da benim gibi aslında doğa seven bir insan olduğu için biz nerede tanışabiliriz? Evet. Ya bir bahçede ya bir tarlada. Öyle olmadı, pazar. Pazarda buluştuk. Yani ben ürünlerimi sattığım bir pazar vardı. Köyceğiz'deydi bu. Köyceğiz'de de her daim hep aynı yerde tezgah, standım kurulu olur. Tanıştığımız sabah gittiğimde benim standıma başka birisi stand açmış bile yani çoktan, o sabahın çok erken saatlerinde kurulu bir şekilde. Ve ben orada sadece standa gördükten sonra aslında bir kızma bir şey oluştu bende. İnsani böyle bir dedim ne oluyor falan diye. Fakat yanında standın yanında Nurdan'ı gördüm. Onu gördüm fakat o bir enerji aldım. Yani bazı insanlar saçma bulabilir bunu belki ama o enerji parlayarak bana doğru geldi. Olur mu canım? Onun zaten literatürde bir isim var. İlk görüşte aşk. Öyle mi? Ya. Orada ben gittim yani. Dedim güzel. Stand mutan tamam ne güzel açmış ya oldu bu sefer. Aa ne kadar güzel standa yanlış döndü. Yanlış mı anlıyorum orayı. Siz mi açtınız orayı? Evet. Başka birisi sizi yanlışlıkla oraya mı vermiş? Evet. Devrimin masasına geçmişim. Yıllardır yerine. Açtığım bir yer yani. Vermeleri de mümkün değil. Artık bir açıklaması vardır yani sonuçta. Ya, i̇şte açıklamasını yaptım. Açıklaması ve ondan sonra işte bir birliktelik oluştu orada. Çok güzel. Şimdi bu yaşadığımız çiftlikte evet. Burayı nasıl kurdunuz? Ne zaman aldınız? Nasıl bir yer burası? Neler yapıyorsunuz? Bunlardan bahsedelim. 8 sene oldu yaklaşık yani 8 sene önce 9 seneye giriyoruz. Buraya ilk aldığımızda burası tamamen düz bir tarlaydı yani. Yerli halk burada işte buğday, mısır, slash dediğimiz bu klasik şeyler ekiliyordu burada. Klasik olarak da tabii ki hep ilaçlanıyordu, zehirleniyordu buralar. Fakat ben yer bulamamıştım, çok aramıştım yer. Fethiye'den ayrılmak istiyordum, yer bulamamıştım ve son nokta olarak burayı ziyarete geldiğimde değişik bir hava yakaladım burada. Tarlada bir iki saat kadar uyudum. O zaman o toprağın üstüne yattım. İki saat kadar uyumuşum. Ben aslında sadece bir şöyle bir gökyüzüne bakayım gibisine. Fakat uyumuşum. Ve kalktığımda inan öyle o kadar dinç uyandım. Yani uykusunu çok iyi almış. Saatlerce uyumuş. Çok rahat bir insan şeklinde kalktım. Dedim ki ya burası beni çağırdı galiba. Ve ben acayip de mutlu oldum. Şu an çok güzel. Sanırım anlaşacağız biz. Ve aldım burayı. Ben o şekilde. Burada yaşamalıyım diye. Tabii ondan sonra süreçler başladı. Burayı temizlemek, ekmek, biçmek falan vesaire. Bayağı öyle değil mi zaten? Bir ev başka birisine hiçbir şey ifade etmez ama siz o eve girdiğiniz zaman sizin ruhunuzu sarar, sizi kucaklar. Aynen o. Biraz aynen böyle o. Enerji tutması gerekiyor. Aynen o. Evet. Buraya birlikte mi başladınız? O zaman birlikte miydiniz? Hayır, birlikte değildik o zaman. Devrim evini falan yapmıştı biz tanıştığımızda. Hı hı. Lavantaydı tarla. O şekildeydi. Ben gördüğümde lavanta tarlası ve bu ev vardı. Yeah. Ben hazıra geldim. Çok da değil canım. Sen de çok iş yaptın burada. Ağzını çalıştırıyorsun. Sizin böyle işlere merakınız ne dereceydi? Elinizden geliyor muydu? Yoksa burada birlikte mi sevdiniz? Birlikte mi öğrendiniz? Şöyle anlatayım. Hepimizin aslında kökeni bir yerde bir köye dayanıyor. Bizim de anne tarafı Adana, Ceyhan'a bağlı Mustafa Beyli kasabası. Biz yazları annemle beraber oraya giderdik. Tarla gördüm. Tarlada çalışmışlığım da vardır. Güzeldi ama tabii onlar şehir hayatında yoktu. Daha sonrasında devrimle bunlar tekrar tazelendi. İlk geldiğimde bunlar böyle çiçek, yeşillik diyordum ama şimdi en azından ayırdığına varabiliyorum. Yani domatesi, biberi, patlıcanı yaprağından tanımaya başladım. Ağaçları da tanımıyor. İnsanlar biliyorsunuz şehir hayatında yok böyle şeyler. Ancak saksıda bir bitki, süs bitkisi yetiştirebiliyorsunuz. Böyle yani öğretmenim oldu diyebiliriz. Ne kadar güzel. Estağfurullah. Birlikte evet. Burada evet. Bir hayat kurdunuz kendinize. Evet. Peki çok radikal bir şey aslında baktığınız zaman. Şimdi burası evet. Hakikaten benim bu zamana kadar ziyaret ettiğim en ıssız yerlerde ilk üçe girer. Bayağı böyle uzun tarlaların içinden geçerek evet. Böyle bir ıssız bir ıssızlığın ortasında bir ovadayız. Ne güzel. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Bir de öncesinde de söylediniz ya hani geceleri burada çok üşüyoruz. Hava serin oluyor. Biz evet. Ortaçağ'da uyuyamıyorken. Siz burada kazak giyiyormuşsunuz. Bu da çok çekici geldi evet. Bana. Evet. Yani şimdi iklim çok farklı burada. Bir ovanın içerisindeyiz ve o şehrin betonundan, her şeyinden, o araçlardan, her şeyden çok uzak olduğumuz için doğa kendini daha net gösteriyor burada. Çok çabuk algılayabiliyorsunuz onu. Çok çabuk görebiliyorsunuz. Bitkilerde her şeyi canlı canlı yaşayabiliyorsunuz. Biz de bunun hastasıyız yani. Gece, gökyüzü, tabii. Yıldızlar. Ya hepsi böyle yerde.
Yani şehirde görüyorsun havada mesela, ama burada öyle değil, burada yerde. Ve sessizlik, o ahenk, doğanın, o kuşların vesaire, hayvanların o birleşik ortamları, konuşmaları, ötmeleri vesaire, bunların hepsine şahit olabiliyorsunuz zaten. İnşallah bu hep devam eder yani bu şekilde diye ümit ediyoruz. Ve elimizden geldiğince de işte bunları korumaya çalışıyoruz burada aynı zamanda. Peki şimdi böyle bir yere gelen ilk insan şunu sorar. Ya burada canınız sıkılmıyor mu? Özellikle bir kadın olarak size sorayım. Burada gününüz nasıl geçiyor ve canınız sıkılıyor mu? Ben tersten başlayayım. Canım sıkılmıyor. Canım sıkılmıyor. Bir de kişilik olarak böyle çok fazla vitrin gezen, çarşı, pazar gezmelerini seven bir insan değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Haftada bir veya işte ihtiyacımız olduğunda dışarı çıkıyoruz. Her istediğimiz an aslında çıkabiliyoruz. Özgürlük zaten o. İstediğin an istediğin şeyi yapabiliyor musun? Biz bunları yapabiliyoruz. Sıkıntımız yok bu açıdan. İstediğimiz zaman çok yakın 15 dakika Dalyan, Ortaca iniyoruz. Günüm nasıl geçiyor? Sabah kalktığımızda işte kahvaltımız, önce tabii tavuklarımızı açıyoruz. Daha sonra köpeklerimizle ilgileniyoruz. Kedimizle bir merhabalaşıyoruz, günaydınlaşıyoruz. Herkesle bir sohbet önce. Sonra devrim genelde bir tarlayı dolaşır. Bütün bitkilere falan bakar, durumlarına. Yemeği yapıyorum, ev temizliği. Gün bir bakıyorum ki akşam üzeri zaten görevlerimiz var. Görev değil de bunlar yapmamız gereken şeyler var. Sorumluluklarımız rutin var. Sorumlulukları. Tabii. Onlar için zaten gün bir bakıyoruz bitmiş. Film seyrediyoruz, müzik dinliyoruz gün içinde. Yani aslında iki kişi görünsek de biz birçok kişi gibiyiz birbirimiz için. Yani benim için öyle devrim. Arkadaşım gibi. Canım benim. Sosyalliği devrimle tamamen yaşayabiliyorum. Tabii ki dışarıda da arkadaşlarımız var. Ama yoğun bir paylaşım yaşamıyorum kimseyle. Yani devrimle her şeyi paylaşıyorum. Bu şekilde. Evet, doğru seçilmiş eşler zaten evet. Cennetin kapısı derler. Evet. Bir de ben her zaman onu iddia ediyorum. Yani diyorum ki evlilik her şeyden önce çok iyi arkadaş olabildiğin, oturup evet. Beraber kitap okuyabildiğin, birlikte vakit geçirebildiğin, hı-hı, birlikte eğlenebildiğin, dans edebildiğin, birlikte susabildiğin. Evet. Yan yana sağcı durup hiçbir şey yapmadığın insanla, hı-hı, aslında huzuru yakalayabiliyorsun. Sizde de onu görüyorum. Evet. İnşallah hep, hı-hı, bir ömür böyle sağ geçer. Sağ ol, sağ ol. İnşallah. Ben oraya bir parantez açacağım. Yemek, hı, konusuna geleceğim yani. Şimdi orada ben de çok devreye giriyorum hani, söyleyeyim onu da. Biz de böyle sen bunu yapacaksın, biz bunu. Hani böyle kafalar vardır ya, böyle kadın mutfaktadır, erkek oradadır. O bizde yok abi. Onu söyleyeyim. Evet. Zaten böyle bir yerde yaşayan bir insan da o olamaz. Yani biz diyelim yorulduğum yerde Nurdan devreye girer, orada bir şey yapar. Ben onun yorulduğu yerde ben devreye girerim. Yani net bir şeyimiz yok. Sorumluluklarımız var. İlla ki olmak zorunda ve onları da paylaşıyoruz. Peki o zaman şimdi herkesin en çok merak ettiği, tamam, konulara gelelim. İşin duygusal kısmı tabii ki çok güzel. Herkesin hayali böyle bir çiftlikte olmak, doğayla iç içe olmak, tertemiz bir hava, tertemiz su ve tertemiz gıdalar içinde bir ömür sürmek, bir hayat sürmek. Evet. Ama tabii ki bunun sürdürülebilirliği olması gerekiyor. Tamam. Her ne kadar burada sistemin dışına çıkmaya çalışsanız da halen sisteme bağlı olduğunuz yakıt, tamam, elektrik gibi masraflarınız var. Bunları nasıl karşılıyorsunuz? Burada ne iş yapıyorsunuz? Daha öncesinde lavanta tarlası olduğu dönemlerde lavanta yağı ve lavanta suyu çıkarıyordu devrim. Şimdi sabun yapıyoruz, yüz kremi, vücut kremi, diş temizleme tozu. Pazarlarda yer alıyoruz. Aslında tek pazar şu anda. Tek pazar şu anda. Bunun nedeni de sağlık sorunları yaşadık biz 2022 yılında. Devrim bir beyin ameliyatı geçirdi. Ben kalbimden ameliyat oldum bu senenin başında. Devrimin ameliyat döneminde yazın tarlamız bizim bir yanlışlıkla tamamen biçildi. Yani otlar temizlenecekti ama lavantalar da gitti. Geçimimizi biz pazarda sağlıyoruz. Ama bir pazara çıkabiliyoruz. Dediğim gibi sağlık sorunlarımız nedeniyle biraz dikkat etmemiz gerekiyor sıcağa. Ama şu anda iyisiniz. Şimdi çok iyiyiz. Çok şükür. Ama yine de biliyorsunuz hava bu sene çok sıcak oldu. Pazarda masajlığınızda da çok sıcak oluyor. Öğleden sonraya kadar duruyoruz orada Dalyan'da. Ticaret yapmıyor musunuz? Onu da duyurusunu yapalım. Yapalım. Ona yeni şimdi açtık, bir web sayfası yapmak istiyoruz. Nedir çünkü ismi? organikurinler.com. Organik C ile yazılıyor. Evet. K ile değil. Organikurinler.com. Çok güzel bir isim bulmuşsunuz. Yani isim, evet, tabii ki jenerik yani, bir isim ama alabilmiş olmanız çok, evet, güzel. Ya bizim hep amacımız doğal olmaktı. Yani biz ürettiğimiz şeylerde kesinlikle kimyasal istemiyoruz. Yani kullanana da karşı değiliz. Eyvallah. Kullanabilirsiniz.
Fakat biz onları kullanmak istemiyoruz. Yaptığımız ürünlerde de onları yapmak istemiyoruz o şekilde. Bilimum ürünler çıkartıyoruz. Dediği gibi Nurdan'ın diş temizleme tozları tamamen bitki karışımlarından oluşan. Sabunlar tamamen bitki karışımlarından oluşan. Kendi soğuk pres makinemiz var. Bitkilerin tohumlarından yağları çıkartıyoruz. Distilasyon makinemiz var. Yine bitkilerin yağlarını ve sularını, hidrosol sularını çıkartıyoruz. Bunları dönem dönem bu şekilde sayfamıza da eklemeye çalışıyoruz şu an. Daha yeni olduğu için yavaş yavaş ekliyoruz. Tam tecrübemiz yok internette. Geliştirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde pazarda, Dalyan pazarında oluyoruz genelde cumartesi günleri. Yani bu bize tam bir kaynak sağlıyor mu? Şu an çok değil. Yani şu an biraz hayat kalitemizi düşürmüş durumdayız. Standardımız biraz aşağı inmiş durumda. Bir pazar yerine aslında 4-5 pazara gidebilsek ama biz bunu yapamıyoruz sağlık açısından dolayı. Benim güneşe çıkmam yasak, onun da öyle. Sıcak da bize iyi gelmiyor. Dolayısıyla yapamadığımız için bize yetersiz geliyor. O zaman ürünlerinizi İnternet üzerinden. Biz de onu düşündük. Bir site açtık şu an yeni. Instagram hani, hesabınız var mı? Var, onu da açtık. O nedir? O da Organik Ürünler Çiftliği Dalyan. O biraz uzun oldu ama yani öyle şey yaptık evet, onu. Onu kısaltmanızı evet. Tavsiye ederim. Google haritalar üzerinden de gözüküyor bizim o şekilde. Organik ürünler şeklinde. Tamam. Ben size dostlarımızın ulaşabileceği tüm linkleri açıklamalar bölümüne ve başa tutturduğum yoruma ben onları ekliyorum. Çok süper. Merak ediyorlar çünkü. Hani dostlarımızın ürünlerine nereden bakabiliriz, nereden alabiliriz soruyor bizim seyircilerimiz sağ olsunlar. Onları oradan bulabilirler. Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi bir büyük şehirde yaşasanız çok daha büyük imkanlarda paralar kazanabilirsiniz. Tamam. Ama siz burada daha sade, daha minimalist bir hayat kurdunuz. Geliriniz düşse de hayattan beklentilerinizi de düşürdüğünüz için burada daha minimalist, küçük bir hayat yaşıyorsunuz. Bu sizi tatmin ediyor mu, mutlu ediyor mu? Ya da herhangi bir dönemde böyle pişmanlık duyduğunuz oluyor mu? Ya aslında büyük şehirde yaşayan ve daha çok para kazanan kişinin de harcaması ona göre çoğalıyor. Yani bir kadın olarak çalışan bir kadın para biriktiremiyor. Neden? Çünkü bu sefer de çocuğuna bakım sağlanması için günlük bir yerlere yollamak zorunda kalıyor çocuğu. Biz doğal bir şekilde yaşayıp kendi ürünlerimizi kendimiz üreterek yaşamayı tercih ettik. Paramız yetiyor. Paramız bu şekilde yetiyor. Yani minimalize etmiş durumdayız aslında biz her öyle çoğu şeyi. Tabii ki mesela bir alışveriş şeyimiz yok bizim. Yani genelde bahçede ne varsa oradan mobilyamızı dahi oradan yani iki tahtayla çakıp bir şeyler yapıyoruz. Ne bileyim yiyeceğimizi dışarıdan bahçeden alıyoruz falan yani. Yumurtanızı. Çok yumurtamızı. Evet. Tabii canım her şeyimizi yani öyle. Yani ancak şeker, kahve bunlar mecburi üretemediğimiz şeyleri almak zorunda kaldığımızda. Ama inan geri kalan her şeyi üretiyoruz yani o şekilde. Kendimiz yapıyoruz. Hani sattığımız ürünler bizim piyasaya hani vermiş olduğumuz ürünler pazarda da aslında biz onlara kendi kullanma amacımızla başladığımız şeyler. Çünkü bakıyorsun her yer kimyasal. En ufak bir şeyde kimyasal var ve çok zehirli. Niye bunları kullanalım? Ondan dolayı. Tabii uzun vadede hasta edecek kesin. E şimdi ne yapacağız? Ulaşmak zor. Çok zor. Şu dönemlerde yapan çok güzel insanlar var bunu artık. Böyle doğal tarıma yönelen ve üretimini yapan çok şükür. Allah'tan başladı bunlar artık çok. Ama eski dönemde yani 20-30 sene öncesi yoktu bu. Yani dolayısıyla biz kendimize kullandık derken hani konum artık tabii ki bundan artık para gelir gelmesi de gerekiyor. Tabii bu da ona döndü vesaire. Ya yani çok memnunuz. Tabii. Mesela aylık kaç parayla burada geçiniyorsunuz? Şu an yani bundan seçimden önce 1000-1500 lira bize yetiyordu. Şu an 2000 lira yetti yetmeyecek gibi 2000-2500 falan. İşte kiramız yok, su paramız yok. Devlete bir tek kucak açtığımız şey o elektrik. O da aslında yoktu. Onu artık yeni mecbur kaldık. Neden? Bundan bahseder misiniz? O solar ya, panel hikayesi. Evet. Ya o ilk başlangıç paneller. Bağımsız bir çiftlik düşüncesi vardı. Dışa bağımsız, kendi içinde yetebilen bir çiftlik. Projeli bir şekilde ben buraya başladım. Ve bunu da yaymak istedim. Çünkü çok büyük yanlışlıklar yapılıyor çevrede. O da ayrı bir konu, yaymak istemem ayrı bir konu. Neyse gelelim şeye. Buraya geliriz. Tabii. Solar enerjide bizim 5 senelik garantimiz vardı akülerde, bütün sistemde. Fakat devletimiz sağ olsun bunu 2 seneye düşürdü. Yani aküler sağlam, daha birinci senedeydim. Bana gider bir 10 sene herhalde. Çünkü düzenli kullanıyorum, kontrollü. Garanti bitti. Ertesi hafta aküler tek tek patlamaya başladı.
aküleri değiştirmek zorunda. Bu sistem de öyle bir sistem ki bir tane akü bozuk olsa hepsini bozuyor. Ya aynı ayarda başka bir akü koyman lazım. Aynı ayarda bulamıyorsun, yenilemen lazım. Ki bendeki hepsi patladı. Şimdi hepsini yenilemeye bütün sistem parasına denk geliyor. Yani her iki senede bir yüksek rakamlarda bir sistem satın alman gerekiyor. Şimdi o parayı kullandığın elektriğe vursan, elektriği devletten aldığında daha ucuza geliyor. Bir mantığı kalmadı evet. Yani o yaptığın mantığı kalmadı. Evet. Burada mantığı kalmadı. Dolayısıyla mecbur bıraktık. Yani sistem sizi her halükarda yakalıyor. Kendiniz mi yaptınız bu evi? Evet. Ya kendim derken yani kendi yapman şansın yok. Ben sanayiden aldım 4-5 tane usta geldim. Böyle bir şey yapacağız diye. Ha, planını vesaire tabii. Kendiniz yaptınız. Ama yani ben demiri tutarken o tekisi kaynak yaptı. O tutarken ben çaktım vesaire falan. Yani tek başına olmaz tabii o şekilde de. 2 ayda bitirdik. Evet, birazdan şöyle bir hızlıca bir gösterebilir miyiz dostlarımıza? Ben memnuniyetle. Tamam. Tabii. Nurdan az önce çok güzel bir kelime kullandın. Dedin ki buradaki özgürlüklerimi çok seviyorum dedi. Her hayatın bir artısı, bir eksisi var, bir avantajı, bir dezavantajı var, bir bedeli var. Şimdi burada sistemden dışarıdasın, uzaktasın. Bir takım zorlukları olduğu aşikar. Ama buradaki özgürlüklerin ve seni buraya bağlayan özellikler neler? Beni buraya bağlayan şey devrim. Devrimle tanıştığımda ilk beni buraya getirdiğinde ben çok şaşırdım. Ama çok da sevdim dedim. Neden olmasın? Çünkü hep şehir hayatında yaşadığımız için burası farklı geliyor. Gördüğünüz gelirken yolumuz tarlanın içerisi. Ama özgürlüğümüz nedir? Yıllarca çalıştım AVM'lerde. Kozmetik sektöründeydim. Belli bir kısır döngü içinde sürekli bir koşturma var. Saate hep bakmak zorundasınız. Burada biz fazla saate bakmıyoruz açıkçası. Güneş. Evet. Sabah uyanmamız gerektiği saatte uyanıyoruz. Yani vücudumuz uyandıysa uyanıyoruz. Akşam belli bir görevimiz var. Onu da yine güneşe göre. Sınırsız bir özgürlük bence bu. Normal şehir hayatında, sosyal hayatta uyum sağlamak için o kriterlerde olmanız gerekiyor. Toplumların kriterlerinde. Bir kafede oturmanız gerekiyor. Ona göre bir lokantaya gitmeniz gerekiyor. Ama bunlar için mecbur tutuluyorsunuz. Neden? Çünkü birlik bütünlük içinde çalıştığınız kişilerle ortak zaman geçirmek zorundasınız. Yoksa o iş yerinde tutunamıyorsunuz bile. Ben bunları yaşadım. Ama şu an öyle bir zorunluluğum yok. Ya şimdi evet yakın evlerde hep böyle binalarda oturduğunuzda şöyle bir şey var. Sesiniz yükselebilir ama komşular bunu farklı bir şey algılayabilir. Aa tartışmam var, kavgam var. Hep bir kısıtlama içinde oluyorsunuz. Yani kendiniz tutuyorsunuz. Gün içinde yaşayacağınız şeyleri belki maskeliyorsunuz. Dışarıya karşı da maskeliyorsunuz. Ama burada biz doğalız. Tartışmak istiyorsak tartışıyoruz. Özgür bir şekilde müziğimizin sesini açıyoruz. Gecenin bir yarısı uykumuz kaçtı, kalkıyoruz, müziğimizi açıyoruz. Evet. Oturuyoruz. Ama şehir yaşantısında biraz kısıtlamalar oluyor. Senin dediğini şimdi düşündüm de. Hangisini? Hakikaten bizim yaşadığımız çok lüks aslında. Evet. Ya gerçekten çok lüks geldi bana. Hani o... anlamıyorsun. Birisi sorunca yaşıyoruz ya. Hani... gerçekten de çok güzel. Şimdi onu dedim ya abi. Bayağı lüksmüş evet. Yani. Çünkü gerçekten yani dediği gibi yani her şeye katılıyorum söylediği. Beden kalktığında biz kalkıyoruz falan böyle. Ya aslında en büyük özgürlük şu. Birilerinin sizi beğenmesi için çabalamıyorsunuz. Ha evet. Şehir yok hayatında o. Maalesef para yani. Kazanmak için çevreniz olması lazım. Uyumlu olmanız lazım. Sosyal olmanız lazım. Kültür seviyelerine göre herkesin belli bir kültürü var. Yani aileden gelme. O seviyelere uygun hareketler yapmak zorundasınız. Dışlanabilirsiniz. Ama burada biz özgürüz. Tam tersini sorayım. Sosyokültürel farklılıklar yaşadığınız veya burada şehir hayatından buraya gelip bir adaptasyon sorunu, buradaki halkla bir takım böyle uyumsuzluklar, tartışmalar böyle bu tarz durumlar oldu mu? Yaşadınız mı? Evet, evet, evet. Mesela demin dediğim gibi mesela ilk etapta ben burayı bir kendi içinde kendine yetebilir bir çiftlik ve doğaya saygılı bir çiftlik olarak plan projesini yaptım. Buraya o şekilde başladım ve bunu köy halkına da sunmak istedim. Sebebi de şu, tamamen yanlış bir tarım uygulanıyor. Eski, çok eski, fi tarihinden kalma, o arıklardan sulama, tarlaları göl yapma ve sürekli ilaç yani gereksiz yere kullanılan ilaçlar, zehirler. Bunları aslında yapmadan da çok güzel bu tarımı yapabilirler daha güzel diye şeklinde. Ama tabii biraz şeye alındım. Yani anlaşılamadım. Kendimi herhalde ifade edemedim çok. Kabul görmedi. Reddedildim. Tarım Bakanlığından da aynı şekilde reddedildim. Güldüler ya bana.
İnanabiliyor musun? Ya benim sizden bir çıkarım yok abi. Ben sizden bir çıkar için gelmedim yani. Bana gel de sen yanlış söylüyorsun, bu iyi değil de tamam nasıl daha iyi olur diye. Ben sorarım o zaman, ne güzel öyle bir şey değil abi. Güldüler, ben de bıraktım artık. Şimdi bıçak sırtı bir konu ama bir soru soracağım bu konuyla ilgili. Senin o anlatmış olduğun projenin içinde evet. Bir çiftliğin kendi kendine yetebilmesi, evet. Doğal gübre, kompostla evet. Üretim yapılması, evet. Sistemden çıkma, elektrikten, sudan çıkma, evet, hepsi. Ve zirai gübresiz, çiftçilerin zirai gübre almadan üretim üretmesi mi var? Aynen öyle. Heh. Aynen öyle. İşte aynen bu benim söylediğim sebepler yüzünden bunlar reddedildi. Başka sorum yok Hakim Bey. Yani... Biz de yapamadık. Yani biz de denedik ama yapamadık işte. Biz de o yüzden kendi kabuğumuzla kavruluyoruz artık yani. Yani sen bazen tekerine oluyor. Çomak sokmak istemişsin, onu söyleyeyim. Ya sen denedik. Birilerinin tekerine çomak denedik. Sokmak oluyor. Evet. Maalesef. Denemeye çalıştık. Yani olmayacak bir şeydi. Olmadı da zaten. O yüzden bizim evet. Şu anda yapmamız gereken bireysel kurtuluş evet. Artı bunu bu tarz videolarla insanlara duyurmak. Evet. Böyle de yapılabileceğini evet göstermek. Abi kurtarın kendinizi eğer yanlış yapıyorsanız abi. Kurtarın. Biz yani, şimdi o hayalimizi evet. Kendi bostanımızda yapıyoruz. Verim düşük mü? Düşük. Ama lezzet bambaşka. Yani domates biz iki defa ama 2-3 defa sene, ancak ki. Alabildik. İklimsel bir daldan. Krizdeyiz yani. 2-3 sefer meyvesini alabildik domatesin. Ama çok sıcak oldu. Bir de bulunduğumuz bölge itibariyle işte ova olduğundan sabaha karşı çok soğuk, gündüz çok sıcak. Çöl. Onun için biraz verim düşük oldu ama... Ama ilaçlar da çok pahalı. İlaçlar ya, da çok pahalı ama hayatım, işte... Hayatım biz şimdi yapardık. Bir dedikleri o tabii şeker tabii. Gübresi vesaire atsaydık biz... Obo delirirdi yani, her taraf domates. Ama biz yiyemezdik onu. Evet. Biz başkasına da yediremezdik onu. Ne olacak? Olmadı. Bir dolayısıyla, de bizdekiler ata tohumu, onları da bozmak istemiyoruz. Dolayısıyla şu an bizim verimimiz iklimsel krizden ötürü, evet. Dünyada bir iklimsel kriz yaşanıyor. Ondan ötürü her şey çok değişti bu sene. Birçok meyve vermedi, birçok sebze doğru düzgün olmadı. Ama ne? Burada bazı arkadaşlar için söyleyeyim şimdi. Böyle küçük engeller diyeyim ben bunlara. Bu engellerden korkmasınlar yani. Böyle bir şeye girişecek arkadaşlar için korkmasınlar. Bunlar her zaman çıkacak önünüze. Doğa bu. Yani hep böyle güllük gülistanlık gitmeyebilir. Hep bir dengede gitmeyebilir. İnişler çıkışlar oluyor. Şu an böyle bir inişlerdeyiz. Bunun çıkışları olacak. Biz onları bekliyoruz mesela. Tabii şu anda siz geçim sıkıntısı çekiyor olabilirsiniz bugün. Ama bunun evet. Sebebi maalesef çok üzücü bir şekilde ikinizin de birbirine yakın zamanlarda bir sağlık sorunu yaşamanız ve buradaki evet. Kurmuş olduğunuz düzenin geriye gitmesi. Aslında yine sıfırdan başladınız şu anda. Evet. Ve önünüz açık, neden bir aradasınız. Evet. Çok şükür şu anda yüzünüz gülüyor. Evet. Sağlığınızı toparlamışsınız. İnşallah çok çok daha iyi olur bundan sonraki süreçte. Ki buradaki stressiz ortamda bu temiz gıdayla bu kadar çabuk toparlamanızın sebebi de bence bu. Evet, evet kesinlikle. Kesinlikle. Doktor bana öyle söyledi. Sen çok çabuk nasıl oldu böyle toparlandın diye. Çok evet. Ciddi hastalıklar geçirmişsiniz. Siz evet. Beyin tümörü, sizde evet. Bir kalp rahatsızlığı. Evet. Yani ikisi de aslında hayati tehlike içeren hastalıklar. Evet, evet öyle. Neyse ki atlatmışsınız. Çok şükür. Hem biraz hastalıklarınızın ne olduğu hakkında hem de bu süreci atlattıktan sonra hayata bakış açınızda ne gibi değişiklikler oldu? Bunu çok merak ediyorum. Benim 20'li yaşlarımdayken bir taşikardi ile başladı olay. O zaman gittiğimizde doktor bana penisilin tedavisi önerdi. Yumuşak doku iltihabından kaynaklı kalp kapakçığında deformasyon olduğunu söylediler. Yıllarca ben kalp kapakçığının düzeltilmesi yönünde antibiyotik tedavisine maruz bırakıldım. Sürekli de kardiyolojiye gittim. Daha sonrasında kalp ilaçları verildi. Taşikardimin artık nabız atışım daha çok hızlanmaya başladı zaman içerisinde. 2022 yılında 210 nabız atışıyla ben hastaneye acile kaldırıldım ya ve 3 saate yakın benim kalp nabız atışım indirilemedi. Köyceğiz Devlet Hastanesi'ndeydi. Acilde genç bir doktor bana dedi ki sizin aslında dedi, kalbinize doğuştan bir rahatsızlık var sanırım dedi. Daha sonra Muğla'ya sevkimi sağladı. Muğla'da kardiyoloji
gerçekten de tanıyı, doğru tanıyı koydu. Doğuştan bir tane damarım fazlaymış. Bu döneme kadar devamlı yanlış tedavi uygulandı. Evet. Ve bu arada bu çok yüksek nabız atışları kalp kapakçığının da bozulmasına neden olmuş zaman içerisinde. 9 Eylül'de ameliyatım gerçekleşti ve o damar yakıldı başarılı bir şekilde. Ama dediğim gibi kapakçıkta birazcık bir bozulma kalmış. Evet. Yine böyle benim ataklarım başlıyor gibi oluyor. Yani birdenbire böyle bir çarpıntı oluyor. Ama doktorumun söylediği o damara vücut alıştığı için ikinci bir damara buna alışması birazcık zaman alacakmış. Tabii ki sağlığımıza dikkat edeceğiz. Tempolu, hafif yürüyüşler önerdi. Sizin rahatsızlığınız neydi? Ben beyin tümörü. Beynimde tümör sağ tarafımda. Oldukça da büyük bir parça. Şöyle bir parça. Yani 8 santim. Evet, burada. Bayıldım ben. Burada bayıldım. Ondan sonra hastaneler falan ve bu ameliyatı yapabilecek insan yok burada. O dereceye gelmişim ben artık. Son hatta. Aslında ben bundan önce, yıllar önce doktorlara gittim. Benim buram çok ağrıyor vesaire falan diye başım yani normal değil. Bir tanesi sinüzit teşhisi koydu. Diğeri dedi sizin dedi psikolojik dedi vesaire. Öyle birkaç kez geçiştirildim. İşte en son ta ki bayılana kadar. Doktor da bana dedi sizin bu tümörünüz şu an oluşmuş bir şey değil. Çocukluktan gelen bir şey. Keşke daha önce gelseydiniz de haplarla tedavisini yapabilirdik o zaman. Sonrası fakat çok rahatladım yani aşırı. Yani sevmek daha da arttı sevgi. Sevgi her şeye karşı da. Çünkü ağrım kalmadı. Ben hep ağrıyla yaşıyordum son dönemlerde. Onun verdiği bir ağrıyla. O gidince aşkımı her şeyle çok daha rahat yaşayabildim. Nurdan'la da ondan önceki dönem biz çok fazla tartışmaya başlamıştık. Sebepsiz yere. Şimdi ona çok daha fazla aşkımı verebiliyorum. Çok daha iyi yaşayabiliyorum. Mutluluğumuz daha da pekişti diyeyim yani o şekilde. Hayata daha olumlu bakmaya başladık. Onun için de aynı şey. Ya benim sadece şöyle bir şey vardı. Taşikardilerim başlamadan önce genellikle böyle çok sıkıntılandığım dönemlerin hemen arkasından gelişiyordu o taşikardi. Ve o da çok korkutucu bir şey. Yani çok yüksek bir nabız atışı ve beyin kalbe çok yakın olduğu için kan pompalama işlemi sürekli beyine gittiği için o anda böyle beyninizin uyuştuğunu hissediyorsunuz. O da korkunç bir durum. Onun normale çevrilmesi biraz zaman alıyor. Onlardan kurtuldum Allah'a şükür. Ve o atakların artık olmayacağını bildiğim için çok rahatım. Ya o da büyük bir şey evet, aslında evet. Yani. Yorulacağım diye korkuyordum. Şu anda öyle bir korkum yok. Öncesini ben biliyorum Nurdan'ın. Çünkü hep her yerde sürekli panikti. Evet. O gitti ben çok rahatladım. Onun çok rahatladığını da fark ettim yani. Devrimde mesela başı ağrıyordu. Saatlerce yatıyordu. Başıma masaj yap diyordu. Bir şey bulamıyoruz çünkü bilmiyoruz. Gözüm yani. Ağrıyor diyordu. Günü harap oluyordu. Çoğu zaman yani yerinden kalkamıyordu. Bir de çok fazla uyuyordu. Şu an o da yok. Şu an hepsi çok gitti iyi. Yani. Çok değiştirdi bizi. Çok kaygılanmıyoruz bir şeylere. Evet. Yani oluruna bırakıyoruz. Bir şeyi yapıyoruz, sonra bırakıyoruz. Olmuyorsa çok fazla üzülmeye gerek yok. Karşılığını almadığınızı düşündüğünüz zaman böyle içinizden ya satıp savalım, gidelim, dönelim dediğiniz anlar oluyor mu? Bu zorluklara hani göğüs germekten yorulduğunuz anlar oluyor mu? Yani bu durumda biz aslında başka bir durumda da olabilir miyiz? Başka bir insan olarak yaşayabilir miyiz başka bir yerde? Tabii hemen arkasından matematik geliyor. Neye sahibiz, ne kadar eder, o kadarla nerede, ne kadar işler yapabiliriz veya nasıl yaşayabiliriz? Bunun sonucunda aslında yaptığın düşünce biz böyle düşündüğümüzde şey çıkıyor ortaya, hemen sat git. Çünkü çok daha iyi yaşayabilirsin başka bir yerde. Satmak kolay bir şey abi yani. Satmak, almak bunlar çok kolay şeyler. Oradan sat, oraya git, oradan git. Ama bir enerji, kendi yaptığın, kendi kurduğun bir yer, ev dediğimiz şeyi oluşturmak çok kolay değil. Biz bir emekler var burada. Hani bu düşüncesi oluyor ama icraatı olmuyor işte. Mesela ben gezgin ruhum. Kendi açımdan düşündüğüm zaman bir çiftlik insanı değilim. Bir çiftlik yaptığınız zaman diyelim ki buraya hayvanlarınızı artırdınız, lavantaları artırdınız, bostanınız büyüdü. Hani bir yere gidemezsiniz. O duygu sizi mesela böyle baskılamıyor mu? Dünyayı görmek, dünyanın diğer ülkelerini görmek, diğer insanları tanımak vesaire. Ya vallahi dünyanın diğer insanları veya buradaki insanlar beni fazla ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren mutlu ve huzurlu olmak. Yani dünyayı gezsem fazla bir şey fark etmeyecek gibi geliyor bana. İşte bu hayata i̇şte, bakış ve beklentiler. Gezginci ruh sizsiniz, ben değilim. Ben burayı seviyorum. Ben neyi hayal edebilirim? Bir başka yabancı bir ülkeyi değil de burada arkada bir bahçede bir havuzu hayal edebilirim. Ön tarafta lavantaları hayal edebilirim. Onu hayal edeceğim bayağı. Şu köşede bir
küçük bir ağılımızın olduğunu hayal edebilirim. İşte herkesin seçimleri farklı bu dünyada. Kimisi gezmeyi çok sever. Yeni insanlarla tanışmayı çok sever. Ben tanıdığım insanı derinle tanımak istiyorum. Zaten o bir dünya. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Kapak. Aynı. Kapak. Yani sen ya da ben. Bende de aynı konusu. Hani bana soracaksın belki diyerekten ben direkt geçtim oraya. Bende de aynı konu mesela. Bir şey ektiğimde orada çıktı ya. Ben aa diyorum ne güzel şuralara da yapsam böyle. Aa ne kadar güzel olmak. Zaten benim günüm bitiyor. Düşüncelerim hepsi oraya yoğunlaşmış oluyor. Hiçbir şey başka olmuyor zaten. Evet. Hayat bu. Biz öyle bakıyoruz. Mesela ben de öyle. Çok ülke gezeyim kafası yok. Ben biz burada kaç senedir denize gitmedik. Göremediğim o kadar çok şey var ki. Şu tarlada bile daha yani. Doğru. Göremediğim o kadar çok şey var. Ben cevabımı aldım. Hı. Herkesin kendi hikayesi tabii. Parmak izi gibi. Tabii. Siz burada mutlusunuz. Evet. Zaten hayat bir gün. Yani. Biz yarın yokuz belki. O hiç anı yaşıyorsun. Evet. Bugün mutlu olmak, bugünü güzel geçirmek, muhabbetle geçirmek. Karnın tok, dolabın dolu, bostanında sebzelerin yetişiyor, tavukların yumurtluyor, hayaller kurabiliyorsun. Bak her şeye rağmen bir hastalık geçirdin, tarlanız biçildi yanlışlıkla ama şu anda sağlık var, nefes alıyorsun. Sıfırdan başlar. Evet aynen öyle. Yeniden yapacağım diyorsun, yeniden sıfırdan başlayacağım diyorsun. Aynen. Peki onca yaşadığınız tecrübe, atlattığınız badire... Sizi olgunlaştırdı, pişirdi ve bugünkü siz yaptı. Şimdi bizim kanalımızda da seyircilerimiz bu videoyu niçin buraya kadar izlediler? Bir cevaplar arıyorlar. Belki onların da böyle hayalleri var. Belki onlar da bu keşmekeşten, şehir hayatından kurtulmak istiyorlar vesaire. Onlara tavsiyeleriniz neler olur? Ya hayat zaten karşısına çıkarıyor insanın gideceği yolu. Sadece onu görmek önemli ve seçmek önemli. En önemlisi o. Karşınıza çıktığı anda bir şeyi seçerken yüreğinize kulak vereceksiniz. Yani gerçekten bunu yapabilir miyim? Burada huzurlu olur muyum? Onun için de sanırım zamana ihtiyacı var insanın. Yani ben belki de şehirde yaşamasaydım buranın bu güzelliklerini görmeyebilirdim. Şimdi bir köylüye gidip sorun. O bu şekilde anlatamaz. Neden? Çünkü şehir yaşamına özenir o. Bende bir özenme yoktu. Yani bu şekilde bir yaşantıya bir özenme yoktu ama karşıma çıktı. Hiç kimse bir başkasının A yeri, B yeri çok güzel. Burada böyle yaşam çok güzel. Gel yaşa. Böyle bir şey yok abilerim, kardeşlerim. Sana Nur'dan senin söylediğin gibi aynı şekilde kadercilik mi desek artık buna ne desek. Benim de yaşadığım gibi burada önüne çıkıyor. Ben geldim burada hiç yoktan burası benim önüme çıktı ve ben buraya yerleştim. Hiç ki bir insanın sözüyle değil. Ve benim kendi aklımda bile olmayan bir yerdi yani. Bu sana geliyor bir şekilde. O enerji, o yer. Eğer yaşamak istiyorsan bir yerde o sana geliyor. Kafanda onu çok fazla yormayacaksın. İsteğin varsa bir iki adım atacaksın oraya doğru. Sen attıkça o da sana doğru gelecektir muhakkak diye düşünüyorum yani. Kendi yolunu kendin çiz be abi. En güzeli o. Evet yani karşınıza mutlaka çıkıyor seçeceğiniz yol. Belki bunu içsel olarak istiyorsunuz, bilinçaltında istiyorsunuz, onun da farkında değilsiniz. Ben mesela çok sıkılmıştım şehir hayatından, o monotonluktan. Yani kazandığını başka yerlere vermekten, o karttan çekip bu karta ödeme yapmaktan. Çok sıkılmıştım ve sıkıntımın cevabı bu oldu demek ki. Kart yok. Kart yok. Kartımız yok. Bir tek şu anda sizi sisteme bağlayan şey elektrik. Elektrik ya evet. Yok. Hiç elektrik, şeker ve kahve. Evet. Yani onlar tabii böyle küçük market alışverişleri bağlıyor. Aslında markete bile gitmek istemiyoruz biz. Peki bir şöyle ufak çiftliği gezelim. Bir de gezelim beraber. Videomuza öyle devam edelim. Çok teşekkür ediyorum sözlü olarak vermiş olduğunuz bilgiler için. Şimdi bakalım neler yapmışsınız onları görelim. Tamam. Buyurun. Evet çiftliğimizi gezelim. Gezelim. Nasıl başlayalım? Yani her taraf mesela şöyle başlayalım buradan. Burayı biz kapattık. Yani tavuklarımız, hayvanlarımız olduğu için bostan şeklinde böyle ektiğimiz biber, domates, patlıcan hepsi bunun içinde. Mısır vesaire her şeyi bunun içine ekiyoruz. Direkt yiyeceğimiz şeyleri. Ağaçları dışarıya verdik. Bostanın dışında ağaçlarımız var. Böyle. Bu şekilde burada mesela yeni meyveleri gelen ağacımız var. Bunları biz hiç ellemiyoruz. Abi çok sıcak olduğunda bir su veriyoruz. Kendi yaptığımız güvercinlerimiz var. Onun gübresiyle yaptığımız sıvı gübreden takviye yapıyoruz. Çok ihtiyaçları olduğunda. Ama gördüğün gibi yemyeşil hiçbir ihtiyacı yok yani.
Genelde olmuyor da zaten. Ya bitkiyi çok fazla sıkmadan rahat bıraktığın sürece o kendi yolunu buluyor. Evet. Burada kümeslerimiz var. Tavuklarımız için ayrı bir yer. Güvercinlerimiz için ayrı bir yer. Ben de güvercin hastalığı var. Ben çok seviyorum güvercinleri. Zaten o bir hastalık diyorlar. Aynen öyle, hastalık. O yüzden dedim ben de hastalık var diye. Şöyle, burası tavukların kaldığı yer. Böyle bir yer yaptık onlara. Burada yaşıyorlar onlar. Kendileri girip çıkıyor. Güvercinlerimizin kaldığı yer de burası. Şimdi bizim eskiden çok vardı. Şu an 4 tane kaldı. 4 tane var. İşte bunlar da çoğalacak tabii ki. Şu an yukarıda bir tanesi yumurtaya yatıyor. Yavruları çıkacak. Evet. Böyle bak hemen. Sıkıntı yok. Gitsinler. Orada ikinci bir kümesimiz var. Tabii kuşlar. Orada bu iki kümes eskiden doluydu. Güvercin doluydu. Şimdi yine o oraya doğru gidecek yine tabii. O yüzden orası boş duruyor. O taraf. İşte dediğim gibi bir de tarlada bizim bir tane kökümüz kalmıştı. Lavantaları. Ondan da fide yaptık. Çelik yaptık. Böyle her tarafa çelik dedik. Mesela şurada bir tane var. Bunları böyle tekrardan büyütüyoruz. Böyle buralarda böyle yaklaşık 150 tane çelik var böyle. Sağda solda her tarafta. Oh çok güzel. Evet. Şahanedir ya. Böyle bir de böyle karışık ekiyoruz biz her şeyi. Genelde karpuzun yanına işte başka bir şey, onun yanına başka bir şey. Böyle farklı farklı bitkileri tek sıra halinde dikip çok tercih etmiyoruz biz. Bir de şu anda Ağustos ayındayız. Burası çöl gibi. Aynen. O yüzden şu anda ekimler, dikimler, her şey aslında biraz bitti. Az kadar. Bitti. Yani şu an tam böyle çöl zamanı. Çok tam da bir rüzgar var, kusura bakmayın evet. Ses için. Hiçbir şeyin aslında hiç yetişmediği bir zaman yani. Yani böyle küçük zeytin ağacımız bu da bizim. Bak zeytin çok veriyor bizim ağacımız ama bu sene vermedi. Bu sene bütün meyveler bıraktı kendine. Yani bu iklim sıkıntısından ötürü her şeyi bıraktı kendine. Bunları burada, buralara yaptık ki daha rahat olsun bizim için sulaması, bakımı. Sonra büyüdüklerinde tarlaya geçirmek için bizim için güzel bir imkan olacak. Evet. Buralar, ağaçlar, şeyler. İşte esas o lavanta dediğimiz yer burası böyle komple böyle lavantaydı. Böyle görebildiğin kadar. İşte burayı yine tekrar dönüştüreceğiz. Sıfırdan başlıyoruz artık. Güzelleri biraz büyütüyoruz. Seneye çelik diyeceğiz tabi. Kaç dönüm burası? Ya toplamı buranın komple böyle 10 dönüm. 9600. Ekilebilir. Ekilebilir alanımız yaklaşık 7-8 dönüm. Evet. Bunlar artık biz kendimize diye düşündüğümüz şeyleri artık kuşlara bırakmak durumunda kaldık. Yani baktık onların bizden daha çok ihtiyacı var. Bilmiyoruz hiç. Bak orada bir tane kocaman var. Nasıl yemişler bak. Buradan görebiliyorsun. Şöyle yemişler. Evet. Yani. Şimdi şöyle yapalım. Karşıda mesela bizim bahçe depomuz iki tane. Bunun bir tanesine saksılar vesaireler, naylonlar, hani gereken şeyleri bahçe için, tarla için onları depoluyoruz. Diğerine de işte motorları, testereydi, işte onun gibi alet edevat falan. Yani elmamız da bu sene ilk kez meyve verdi. Bak nasıl güzeller. Bak burada. Bu sene ilk kez verdi bu. Tüm meyve ağaçlarına karşı çıkarak siz vermiyorsunuz ben vereceğim dedi. Tek verdi bizi sevindirdi yani. Abi bizim mutluluğumuz oldu mesela. Evet. Burada böyle ay çiçekleri yine bunlar. Güzel kuşlara kaldı hepsi. Biz sadece seneye ekebilmek için tekrardan tohumluklarımızı aldık. Geri kalanını bırakıyoruz böyle kuşlara. Daha sonra bir atölyemiz var. İşte yağları çıkardığımız. İstersen o tarafa doğru bakalım. Geçelim. Aynen.
şey dedi ki hani bitki yağı çıkartıyoruz, distilasyon yapıyoruz, soğuk pres yapıyoruz, onu burada yapıyoruz. Burada böyle tam bitmedi, bitiremedik. İşte elimizden geldiğince bir şeyler yapıyoruz, bitirmeye çalışıyoruz. Bu mesela küçük kurutma yerimiz, alanımız. Şöyle mesela sabun genelde kurutuyoruz burada, böyle kapatıyoruz. Ya da bitkileri kurutuyoruz, bitki yapraklarını mesela. Bu bizim distilasyonumuz. Şu şekilde. Bu yüzlük diyorlar buna, 100 litrelik distilasyon makinesi. Bitki yağlarını, öz yağlarını bundan çıkartıyoruz. Burada da şeyimiz var, soğuk pres makinemiz. Burada da işte bitki yağlarını çıkartıyoruz. Bak mesela en son kenevir yağı çıkarmıştım. Onun posalarından arta kalan. Evet, tabii burada da şu bilgiyi verelim. Şu anda burası atıl kalmış. Birazcık böyle dağınık. Onun sebebi de hastalık yüzünden ilgilenemediniz. Aynen. Şimdi sıfırdan başladınız. Aynen. Buralar komple yeniden yeşerecek, yeniden canlanacak. Tabii. Yani bu olması gerektiği gibi değil şu an tam olarak. Ve para kazandıkça da tabii. Gönlüne göre işte buralar daha da böyle kapıları yapılacak. Tabii vesaire. Belki daha profesyonel aynen. hale gelecek. Aynen öyle, aynen öyle. Şu an bir de tam soğuk pres ve distilasyon yapılmadığı bir zaman. Kırsal bölge de öyle bir şey yani. Bir yerde bir boşluk, bir aralık bulursan orayı başka bir yerden kaldırılması gereken bir şey varsa onu oraya koyarsın. Mesela buraya bu saksılar gelmiş. Bunlar güneşte duramıyor. Normalde burada olmaması gerekiyor. Evet. Ya ama değerlendirmek zorundasın bu şekilde böyle. Alanını kullanacaksın. Kullanacaksın evet. Ama yani şöyle bir şey. Distilasyon gibi hassas bir şey veya soğuk pres gibi hassas bir şey yaptığında buraya bir böyle komple aklayıp paklaman gerekiyor. Yani onu yapman gerekiyor. O tür şeylere. Onlara da biz dikkat etmeye çalışıyoruz zaten. Evet. Elimizden geldiğince. Tabii burası böyle. İstersen geri kalan hep tarla zaten. Eve geçebiliriz tamam. İstersen. Hadi bakalım şimdi ev turu. Eve geçelim. Böyle. Burada da yine kendi yaptı. Kendi yaptı ama burada hiç dışarıdan bir şey yapmıyoruz. Yani hep kendi içimizde yapmaya çalışıyoruz her şeyi. Evet, evimiz buyurun. Böyle. Buyurun. Önden buyurun. Lütfen. Tamam. Şöyle. Terlik vereyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evinize girdiğim zaman böyle beni ilk dikkatimi çeken renkler. Hı hı. Mesela burada mavi ile bu kahve tonları kullanılmış. Açık mutfak. Evet. Yine duvarlar mavi. Tam ortada, evin merkezinde olmazsa olmazımız kuzinemiz. Yine kendi yaptığınız bir masa. Hı hı. Marangozluk da var devrimde. Evet. Devrimde her şey var. Devrim bunun hikayesini anlatabilir. Yatak başımız var. Lütfen. Ya biz şimdi iki ev birleştikten sonra bazı malzemeler fazla oldu yatak gibi. Yani şimdi satmak kolay bir iş. Çok da ucuza giden bir şey. Fakat değerlendirmek denilen bir şey var. Daha başka bir şeye çevirmek diye. Biz de oturduk dedik ya bu yatak başları ya değil mi? Aslında bunları birleştirsek falan bir ayak yapsak. Böyle bir şey falan filan şekil versek hafiften falan. Ne olur acaba derken bir baktık biz masayı yapmışız. Nasıl oldu? O da yatak başının diğer parçası. Sonra da yatak başının bir diğer yatak başının da parçaları buradaydı. Dedik bunu da yapalım o zaman. Bunu da öyle yaptık yani. Bu bir de şunun bir hikayesi de onu da. Bu da aslında televizyon ünitesi. Bu. Tabii. Tamam. Yani aslen şu burada oluyor. Bu parça diğer tarafta oluyor. Televizyonda ortada oluyor ya hani böyle bir klasik bir şey var. Bizde de öyle klasik bir ünite vardı. Sonra Nurdan dedi ki ya Devrim dedi bizim buraya böyle bir çekmece, dolaplı böyle kapalı bir şeye ihtiyacımız var.
Abi bakıyorsun çok pahalı yani her şey. Bir de istediğin şeyi bulamıyorsun. O da var. Ondan sonra bununla bunu dedi birleştirsen dedi öyle şöyle yapsam böyle yapsam. Yine aynı şekilde bir baktık bu burada duruyor. Bunu yaptık evet. Böyle ve işimizi görüyor. Şimdi kendin yaptığında istediğin ihtiyacına göre ürettiğin için tam da oturuyor yani. Bizim ihtiyacımıza göre oturdu yani hepsi yerine. Çok güzel bir mutfak. Tam böyle bir kadının istediği uzun bir tezgah. Uzun bir tezgah ama hiç boşalmıyor, hep dolu. Böyle bir tezgahımız var. Burada yine salonumuz var. Burayı da böyle ikiye ayırdık. Biraz daha farklı konseptte. Burası böyle divan tarzı. Divan tarzı. Burası L koltuk. İki tane yine tek koltuk koyduk. Bu şekilde yaptık. Daha bu seneye kadar televizyonumuz yoktu. Yeni aldık televizyonu. Televizyon evet, içeride kalmak durumunda olduğumuz için mecburen artık. Evet. Burası da böyle. Yine burada paletlerden yapılmış bir sehpa görüyorum. Bunu da devrim yaptı. Çok güzel o da. Çok basit, hemen yarım saatte yapılacak bir şey. Bu raflar yine devrimin üretimi. Koltukları da mı siz yaptınız? Tabii bunlar da benim üretimim. Bunlar da. Biz kendimiz yaptık. Basit şeyler, herkesin yapabileceği şeyler. Masa falan hepsi bizden çıktı yani. Organik Ürünler Çiftliği diye evet. YouTube kanalımız var. Yani, ben kameraman. Kameramanımız Nurdan. Ben de işte anlatıyorum. Daha çok şey düşündük biz orada böyle organik tarımda ihtiyacımız olan şeyler, neler yapabiliriz falan onları paylaşalım diye düşündük. Şöyle gel abi senden. İki video bir koyduk öyle. İki video. Onda da güzel bir tepki de geldi. Yani hoşumuza da gitti aslında. Güzel bir şeymiş yani insanlar tanımadığımız insanlar bize bir cevap veriyor, bir şey, bir ses geliyor oradan. Hoşumuza gitti yani. Bir bilgi paylaşımı. Evet evet. Yani bundan da çok mutluyuz. Eğer ben bir şey doğru yapıyorsam veya yapmıyorsam ayrı bir şey tabii ki o zaman da bana söylemeleri çok güzel bir şey. Doğru bir şey yapıp da paylaşıyorsam da mutlu oluyorum ben bundan. Yani mutluluk veriyor. Güzel evet. Bir şey. Çok teşekkür ediyorum bana evinizi ve bu güzel bilgileri paylaştığınız için. Biz teşekkür ederiz. Size ömrünüzün bundan sonraki kısmında sağlık ve huzur diliyorum. Ağzınızın tadı bozulmasın. Hep böyle gitsin. Çok teşekkür hepimizin ederiz. Hayalleriniz, hedefleriniz, gününüz, her anınız çok güzel geçsin. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Senin de öyle. Mutluluklar dileriz. Başarılar. Her daim senin olsun. Çok memnun oldum. İyi ki tanışmışız. İyi ki bu bölümü çekmişiz. Artık bundan sonra ara görüşürüz çekmeden inşallah. Çekmeden de gelir gidersin tabii artık. Tabii ki. Çok memnun olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Siz de çok teşekkür ederiz. Sağlıklı günler diliyorum. Tüm seyircilerimize de. Çok teşekkürler. Güle güle.